sizleri öncelikle değerli milletvekillerimizle birlikte saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Değerli basın mensubu dostlarımız, öncelikle sizlere de yeni dönemde başarılar diliyor. Adil, özgür, eşit ve gazetecilerin gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı, baskı altına alınmadığı ve işsiz bırakılmadığı bir Türkiye diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, 27. dönemde ilk kez seçilen bir milletvekili olarak ilk açıklamamı OHAL'in 2. yılıyla ilgili olarak yaparak bir hukukçu ve milletin bir vekili olarak demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının olmadığı bir ülkede yaşanamayacağına öncelikle işaret etmek isterim. Sayın basın mensupları, 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL'in üzerinden hemen hemen tam 2 yıl geçti. Buradan 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit düşen vatandaşlarımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türk demokrasi tarihi, hain ve alçak FETÖ mensuplarına canı pahasına engel olan şehit ve gazilerimizi asla unutmayacak, her zaman onların saygıyla ve minnetle anacaktır. Evet değerli basın emekçileri, OHAL'in 2. yılındayız. Siyasi iktidar OHAL koşulunda seçime gitmeyeceğiz dedi ama Türkiye'miz için çok önemli olan anayasa değişikliklerini bile OHAL koşullarında dayatma ile devletin tüm olanaklarını kullanarak yaptı. Yetti mi? Yetmedi. Mühürsüz ve hukuksuz seçim ile hayır oyları YSK tarafından evet'e çevrildi. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan başbakanken OHAL ilgili açıklamasında MHP'nin OHAL ilan edilsin isteğine o sizin karakterinizde var. Bizim iktidarımızın karakterinde OHAL yok. O sizin aczinizin gereği terör istatistiklerinde olağanüstü hal dönemlerinde terörün zirve yaptığını göreceksiniz. Olağanüstü hal terörü derinleştirdi demişken OHAL tam 7 kez, evet tam 7 kez uzatıldı. 36 tane kanun hükmünde kararname yayınlandı ve maalesef en son 24 Haziran seçimleri de OHAL koşulları altında eşitsizlik içinde yapıldı. Peki o halde neler oldu? Olağanüstü halle birlikte laiklik, eşitlik, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü rafa kaldırıldı. Şu anda 5 dakika ötemizde bulunan insan hakları heykeli bile tam 415 gündür tutuklu. Ama en önemlisi 1920'de egemenlik saraydan alınarak halka verilmişken bugün ise geldiğimiz noktada iktidar egemenliği halktan alarak tek bir kişiye ve saraya verme çabasında. Gördük ki OHAL ve KYK'lar eliyle halkın işi, özgürlüğü hatta yaşam hakkı elinden alınıyor. Bilime ve akla insanın aydınlanma devrimi savunucusu bilime ve akla inanan aydınlanma devrimi savunucusu akademisyenler, biat etmeyen cumhuriyet savunucuları, sanatçılar, laiklik yanlıları, kadınlar, çocuklar, emekçiler, sendikalar hedefe koyuluyor. Eğitim ve hukuk yok edilerek halkın iradesine kelepçe vurulmak isteniyor. Ne kadar üzücüdür ki siyasi iktidar çocukların çağdaş, eşit ve modern bir eğitim alması yerine onları tarikat yurtlarına teslim ederek düşünmeyen, sorgulamayan ve üretmeyen tek tip nesiller yetiştirme peşinde koşuyor. Değerli basın emekçileri, asla karamsarlığa gerek yok. Asla yılmak yok. Demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye için hukukun üstünlüğü, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları için bir teviye çalışacağız. İktidara seslenmek istiyorum. Kurmaya çalıştığınız sistem demokratik değil, totaliterdir. Bu sistemde hukuk yoktur, adalet yoktur, eşitlik yoktur. Saygıdeğer basın mensubu dostlarımız, birazdan sizlere dağıtacağımız OHAL ilanı sonrası oluşan tabloyu göreceksiniz. 12 Eylül askeri darbesiyle karşılaştırılan OHAL tablosunun Türkiye'ye açtığı yarayı ve AKP'nin OHAL rejiminin 12 Eylül askeri darbesi dahi
solladığını rakamlarla göreceksiniz. Birkaç örnek vermek gerekirse, 20 Temmuz OHAL darbesi sonrası 129.410 kişi, evet yaklaşık 130 bin kişi kamudan ihraç edilirken bu rakam 12 Eylül darbesinde 4.891 idi. 12 Eylül darbesi sonrası hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 3.854 iken bu rakam OHAL rejiminde 61 bini buldu. OHAL rejiminde görevden alınan subay, astsubay sayısı 7.267 iken 12 Eylül sonrasında bu sayı sadece 2000'de kaldı. OHAL sonrası ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 5.705. 12 Eylül sadece 120 akademisyeni işinden, aşından, ekmeğinden etti. OHAL sonrası 4.560 hakim, savcı, 12 Eylül sonrasında 47 hakim ve savcı görevinden alındı. OHAL süresince 209, 12 Eylül darbesi sonrası 31 gazeteci tutuklandı. Yani değerli basın mensupları, OHAL'in ilan edildiği 2 yıllık süreçte her gün 70 kişi tutuklandı. Her gün 163 kişi açığa alındı. Her gün 180 kişi ihraç edildi. Her gün 3 gazeteci işsiz bırakıldı. Evet, AKP'nin 20 Temmuz OHAL darbesi, 12 Eylül Kenan Evren darbesini dahi aratır hale geldi. FETÖ'cülerle hesaplaşmak istesi altında bütün muhalifler için cadı avları başlatıldı. Ömürleri FETÖ ve benzeri terör örgütlerine mücadele geçmiş gazeteci, yazar, komutan, sanatçı, akademisyen ve aydınlar da gözaltına alındı ya da tutuklandı. OHAL yapılanların bir cadı avı olmaktan çıktığı, istedikleri herkes için yaptıkları bir cadı kazanı olduğu anlaşıldı. Şimdi bugün gelinen noktada siyasi iktidar OHAL bir daha uzatılmayacak, gerek kalmadı diyor. OHAL'in göstermelik olarak kaldırılması asla ve asla yeterli değildir. Hatta yasa değişiklikleriyle OHAL statüsünün kalıcı hale getirilmesi isteniyor. Bu asla anayasaya ve hukuka uygun olmayacaktır. Yapılması gerekli iş çok basit, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sarılmaktan ibarettir. Buradan hem saraya hem de halkımıza seslenmek istiyoruz. Acıya, kana, korkuya ve gözyaşına asla alışmayacağız. Eşitliği, özgürlüğü, barışı ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz. Kadınlarımızı evlere hapsettirmeyeceğiz. Gençlerimizin her anlarında olacağız. İşçimizi sömürtmeyeceğiz. Parlamentonun haklarının gaspına engel olacağız. Her türlü savaşa karşı yurtta barış, dünyada barış diyeceğiz. Kimseye benzemeye çalışmayacak, Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerinden asla ayrılmayacağız. Çok teşekkür ederim. Hepinize sevgi ve saygılar sunarız. Efendim. Buyurun efendim. Dün Muharrem İnce'nin bir açıklaması oldu. Daha doğrusu birçok başlıkta açıklama yaptı. Bu eksende Kurultay tartışmaları yaşanırken siz neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin beşiğidir. Demokrasiyi, parti içi demokrasiyi içselleştirmiştir. Bu tabii ki kurultay meselesi aile içi bir, Cumhuriyet Halk Partisi bir içi meseledir. Bunu da gerekli kurullarımız en iyi şekilde çözümleyecektir. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa. Teşekkür ederim. İzmir'den. Buyurun Sayın Bekir. Biraz önce İzmir'den aradılar. 9 Eylül Üniversitesi'nden biliyorsunuz akademisyenlerin ihracı vardı. Şimdi 7 profesörün odasını zorla arama işlemleri yapıyorlarmış. Üniversiteden ihraç edilen öğretim üyelerinin odalarının rektör denetiminde ve polis denetiminde aranması da aslında Sayın Vekilimizin açıkladıklarına son bir örnek. Üniversiteler eğitim ve bilim yuvası iken şimdi ne yazık ki profesörlere terör örgütü muamelesi çekiliyor. Bunu da kınıyoruz. Sorularınız var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.